Merhaba arkadaşlar. İngiliz edebiyatına romantik dönemle devam ediyoruz. Romantik dönem dediğimizde aklımıza şu gelmemeli öncelikle. Yani biz düşünüyoruz ki romantik işte aşk, meşk. Evet romantiğin içerisinde bu da vardır. Ancak romantizm dediğimizde aklımıza duyguların ve daha da önemlisi nature yani doğanın gelmesi gerekmektedir. Romantik akım 1798'de Lyrical Ballads'ın yayınlanmasıyla başlamıştır. 1798 yılı yani 18. yüzyılın artık sonlarıdır. Şöyle ki Lyrical Ballads William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge isimli iki şair tarafından yayınlandı. Peki bu Lyrical Ballads'da ne vardı? Neden bu kadar önemli? Romantik akımını başlatan şey nedir? diye soracak olursak. İşte Lyrical Ballads'da şiirin tanımı vardır arkadaşlar. Şöyle der. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Eğer ki bu tanımı bilirsek romantik akımı anlayabiliriz. Şimdi romantik akım ne dedi? Powerful feelings recollected in tranquility. Spontaneous overflow of powerful feelings. Bu powerful feelings nasıl oluştu? İlk olarak buna değinmek istiyorum. Öncelikle 1789'da Fransız İhtilali başladı. Evet, gerçekleşti. Bunun etkisi vardır romantik akımın başlangıcıyla. Daha sonrasında endüstri devriminin artık etkileri görülüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 19. yüzyılda tam anlamıyla kendini bulmuştur endüstri devrimi. Ancak bu dönemde yavaş yavaş etkilerini görebiliyoruz biz aslında. Endüstri devrimi ile birlikte ne gerçekleşti? Sanayi, sanayinin devrimi. Yani artık insanlar sanayilerde, fabrikalarda çalışmak için köylerden kentlere göç ettiler. Tabi bunun neticesinde şehirler oldukça kaotik hale geldi. Ve insanlar artık şehir hayatından uzaklaşmaya çalıştılar. Kimlerdir bu insanlar? Romantiklerdir. Yani kendilerini doğaya attılar. Kaçış noktaları doğa oldu. Neden? Çünkü şehirde bir kaos vardı. İnsanlar bu kaostan sıkıldılar. Ve bu yüzden doğada kendilerini buldular. Şimdi doğada kendilerini buldular diyoruz. Nasıl? Şöyle ki arkadaşlar bu dönemde Tanrı'ya bir inanç var. Evet, doğrudur. Ancak Tanrı'yı transandantal olarak inanmaktalar. Tanrı'ya transandantal olarak bakmaktalar. Yani şöyle ki Tanrı aslında doğadadır demektedirler. İşte bu akımın ismi transandantalizmidir. Yani romantik şairler aynı zamanda transandantalisttir diyebiliriz. Yani bir ağaç görüyorlar ve diyorlar ki işte bu ağaç tanrıdır. Neden? Çünkü tanrının bir yansımasıdır, tanrının bir göstergesidir. O yüzden biz romantik şairler arasında ağaca, gölde yüzen bir yaprağa şiirler görebiliriz. Bunlar gayet doğaldır. Hani doğaya bir kaçış var demiştik ya, işte karşımıza burada çıkıyor doğa. Şimdi powerful feelings yani şehirdeki o kaotik ortamdan sıkıldılar. Sürekli kendilerini hapsedilmiş olarak gördüler. Ve artık böyle bir duygu birikimi. Ve bu duygu birikimi nerede? Doğada patlak verdi. O yüzden spontaneous overflow of powerful feelings. Nerede? Recollected in tranquility. Yani tranquility. Sessiz, sedasız, sükunet içerisinde bir yerde olacak. Şimdi bu şairler aynı zamanda göl şairidir, lake poet olarak da karşımıza çıkar. Kimdir bu göl şairleri? Miracle Balats yayımlayan William Wordsworth, Coleridge ve bunlara ek olarak Robert Southey dahil edilmiştir. İşte bu üç şairi gördüğümüzde. Eğer ki soru gelirse lake poet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Göl şairi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatta William Wordsworth'un göl kenarında bir evi vardır. Bu adamlar orada göl kenarında birlikte toplanırlar, işte yazarlar. Aynı zamanda bu adamlar nedir biliyor musunuz? Opium addict. Yani afyon müptelasıdır. Haşhaşı çekiyor şimdi adam. Şöyle bir düşünelim. Haşhaşı çekiyor. O zaman Tanrı'yı göldeki yaprakta da görür, ağaçta da görür, rüzgarda da görür, bulutta da görür. Doğa olan her yerde Tanrı'yı görebilir. Peki şöyle bir soru. Her dönem bir önceki döneme tepki olarak doğmuştur. Bir önceki dönemde ne vardı? Sert bir rasyonalizm söz konusuydu. Akılcı bakıyorlardı her olaya. Bu dönem bir önceki döneme tepki olarak ortaya çıkıyorsa o zaman artık daha önceki dönemde heroic kaplıtlar halinde yazılmış eserlere yer verilecek midir bu dönemde? Hayır. Bu dönem daha önceki dönemde hatırlayacak olursanız ta ki romantik döneme kadar Shakespeare'in esamesi okunmayacak demiştik. Unutulacak demiştik. İşte artık Shakespeare yine popüler oluyor. Neden? Çünkü Shakespeare duygusal bakıyordu. Ama Shakespeare'den sonra gelenler tamamen mantıksal hareket ediyordu. Mantıksal bakıyordu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Romantiklerle birlikte duygusal hareket etmek tekrar başlamıştır. Bu anlamda Shakespeare'e, Milton'a veya onların çağdaşlarına tekrar bir yöneliş vardır. Onları özlemle anmak vardır. Şimdi Wordsworth ve Coleridge'in bireysel eserlerine değinmek gerekirse Arkadaşlar, Wordsworth'ün The Prelude'u vardır veya Tintern Abyss'i vardır. Olur da yazar eser eşleşmesi olarak soru gelirse. Burada Coleridge daha önemlidir. Neden diye soracak olursanız. Şu an Türkiye'deki okullarda e, Coleridge'in eserleri daha fazla okutulmakta. Mesela buna örnek verecek olursak Kubla Khan vardır. Kubla Han Yani bizim Kubilay Han. Başka ne vardır burada? Albatros kuşunun içerisinde bulunduğu. Bakın, çok önemlidir. Eğer ki albatrosla alakalı bir soru gelirse, Coleridge'in The Rime of the Ancient Mariner isimli şiiri gelmelidir. Evet. Bireysel eserlere bunlar önemli diyebileceğimiz. Peki başka romantik şairler var mıdır? Elbette vardır. Lord Byron vardır, John Keats vardır, Percy Bysshe Shelley vardır, William Blake vardır. Percy Bysshe Shelley kimdir biliyor musunuz? Mary Shelley'nin kocasıdır. Peki Mary Shelley kimdir? Frankenstein'ı hepimiz duymuşuzdur değil mi? Gothic novel olan Frankenstein. İşte onun yazarıdır Mary Shelley. Yani romantik dönemde aynı zamanda gotik roman da başlamıştır arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Gotik dediğimizde aklımıza ne gelecek? Gloomy atmosphere. Keywordleri veriyorum. Gloomy atmosphere varsa, dark cottage'lar, castle'lar varsa, horror varsa, suspense varsa, mystery varsa bunlar veya ghostlar varsa, demonlar varsa bu eşittir gothic novel'a örnek olacaktır. Bunu asla unutmayalım. Peki örneklere bakalım. Mary Shelley'nin Frankenstein'ı veya çok kült bir eser yine gothic novel dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken bir eser. Horace Walpole'un The Castle of Otranto. İşte bakın castle. Dark bir castle'dır. Gloomy atmosphere vardır keyword'lerimiz bunlar olmalı gotik dendiğinde. Tabii daha sonrasında yine Gothic'e örnekler göstereceğiz. Yani 19. yüzyıla geldiğimizde mesela Bram Stoker'ın Drakulası hepimiz biliriz. Yani bu da gotik romana örnek olacaktır. Şimdi e, az önce demiştik Frankenstein evet gotik novel'dır. Ama aynı zamanda Frankenstein'in içerisinde mektuplar da vardır. O zaman mektuplarla ilerliyorsa aynı zamanda epistolere özelliği de taşır diyebilir miyiz? Elbette. O zaman romantik dönemle birlikte aynı zamanda gothic novel başlamıştır. Neden? Daha önceki dönemde hayaletlere yer var mıydı? Mystery'e, ye, gizeme yer var mıydı? Suspense yoktu arkadaşlar. Daha rasyonel bakıyorlardı. Bundan sıkıldılar ve gotik roman ortaya çıktı. Romantik akımın etkisi olarak. Peki başka romantik roman yazarlarına bakacak olursak karşımıza feminist bir yazar çıkıyor. Kimdir o? Jane Austen'dır. Nereden anlıyoruz feminist olduğunu? Romanlarındaki baş karakter her zaman bir kadındır arkadaşlar. Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Northanger Abbey, Emma arkadaşlar Bunlar hep baş karakterleri kadın olan roman örnekleridir ve Jane Austen'ın romanlarıdır. Evet, böylelikle romantik dönemi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Victoria dönemine değineceğiz ve yavaş yavaş artık edebiyatta sonlara doğru gelmekteyiz. İyi çalışmalar diliyorum.